Ay nene, kurban olsun sana. Pamuk ellim. Cennet kokulum. Nur topu gibi maşallah. Allah bağışlasın. Hadi bakalım, indi ananın kucağına. Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Bebeğini. Oy, ana kurban olsun sana. Ana, Ertuğrullar hala gelmedi mi? Gelirler kızım, sen müşteri ol. Merak etme, tamam mı? Kurbanın olayım. Beyimi kazasız belasız evlatına kavuştur. Amin. Düşmanların şerrinde onu ve beraberindekileri muhafaza eyle. Amin. Metanetli olalım. Sağ salim gelecekler inşallah. İnşallah. Tabii inşallah. İnşallah. Aliyar Bey, Aliyar Bey, aç gözlerini. Aliyar Bey. Yaşıyor.
Kardeş bastır biraz daha. Beyim. Çok kan kaybetmiş. Yarası derindir. Kaçtı soysuz. Turgut. Sen ne badireler atladın. Haydi. Hadi. Allah sizden razı olsun sultanım. Siz olmasaydınız. Ebu Mansur, Ertuğrul Bey. İmdilik böyle biline. Pusat bizden, kuvvet Allah'tan. Obada konuşacağız. Emriniz başım üstüne. İshak. Haydi tez obaya, tez. Kaldırın yaralıları, kaldırın. Hadi kardeş. Hadi. Hadi. Sarsmadan. Kaldır. Yardım. Maşallah. Nur topu gibi bir aslan. Allah anasına babasına bağışlasın. Amin. Amin. Sağ olasın kızım. Sırada Banu Çiçek kızım var inşallah. İnşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin Ayman Hanım. O nenesinin ilk göz ağrısı. Gel bakalım. Bak kim var burada bak. Gündüz'üm. Hacı mı kardeşim? Bana hep lazım. Bir onu göreyim. Bak. Ben gidip kardeşime pusat yapayım. Siz ona mukayyet olun. Kendi el kadar, parmak kadar kardeşine beylik taslar. Allah acılarını göstermesin. Amin. Amin. Ertuğrul Bey görünce çok mesut olacak. Ana, Ertuğrullardan bir haber var mıdır? Ne vakit dönecekler? Babamdan sonra bir acıya daha dayanamam. Allah onları bize bağışlasın. Hayır söyle, hayır olsun kızım. Ah!
Ali yar! Ali yar! Ali yar! Abi kurban olayım. Abi! Ali yar! Abi kurban olayım. Abi aç gözlerini. Artuk Bey! Sakın beni yalnız kovmayasın. Abi. Açalım. Abi. Ali Yar Bey'i tez şifa çadırına götürün. Derhal. İshak sen de yaralarla ilgilen. Haydi tez tez haydi. Tabii. Savaşmayın. Halime Sultan'ın ahvali nedir ana? Nur topu gibi bir erkek evladın oldu çok şükür. Halime'nin ahvali iyidir. Var git hatununu gör oğlum. Aklım hep sende ve oğlumuzdaydı Halime. Sizi saatli buldum ya, gayrı gam yemem. Benim de gözüm hep yollardaydı Ertuğrul. Seni yavrumuza bağışlasın diye Allah'a hep niyaz ettim. Davam için bazen sevdiklerimizi geride bırakmam gerekir. Sen Allah davası güdersin Ertuğrul. Sağ salim döndün ya, bu da bana yeter. Hayrola beyim, pek mahzunsun. Vasilius, varacağımız yeri öğrenmiş. Bize pusu attı. Ebu Mansur olmasaydı, halimiz haraptı. Ebu Mansur. Beyim kimdir bu Ebu Mansur? Ben evvela dediydim sana onu tanırım diye. Lakin bu nasıl bir yoldur ki karşınıza çıktı? Ali Yar Bey. Yaralıdır. Ahvali iyi değildir. Çirkin Nurcu Mikolas! Daha kaç kez Mikolas? Daha kaç kez? Daha kaç kez Ertuğrul'un kellesini almaya gidip de kaleye askerlerimin cesetleriyle geleceğim ha? Daha kaç kez? Efendim? Ne var? Bağışlayın. Nikia'dan bir haberci geldi. Yalnızca size teslim edebileceği bir bilgi getirdiğimi söylüyor. İmparatordan size mektup var efendim. İmparatorun da, mektubunun da. Her şey o gelince değişti. O gelmeseydi kaybetmezdik. Ertuğrul'un kellesiyle gelecektim buraya. Ebu Mansur. Görünüşüne göre tüccardı. Lakin kim olduğu muamma. Kim olduğunu bilmiyorum ama kim olmadığı aşikar. O bir tüccar değildi. O bir savaşçıydı. Bu civarda böyle dövüşebilen savaşçı var mı? Onlar buralardan değildi Mikolas. Sultanın adamlarıydı onlar. Kalemi fethetmek için geliyorlar.
öncü birlik. Durduramazsak dahası da gelecektir. O halde bu Ebu Mansur dedikleri sultanın en iyi komutanlarından biri olmalı. Bir komutandan daha fazlası. Daha önemli, daha yetkin biri. Kim? Öğreneceğiz. Nasıl? Nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Tüccar kıyafetleri giymiş biri nerede kalır? Tabii ki Hanlı Pazar'da. Derhal Han'a iki asker gönderelim, izletelim. Okumalısınız efendim. Sultan Alaaddin. Ahalinin arasında tedbirli kıyafet. Bu ne demek bahsediyorsun? Ebu Mansur'un kim olduğunu bulduk demektir Nikolas. O adam. O nasıl olur? Hangi cesaretle yapar bunu? Sultan buralara kadar gelip hayatını tehlikeye atmaz. Yanılıyorsun Vasilius. Atar. Sultan Alaaddin fethedeceği yeri aklınca önceden görmek ister. Daha önce de yaptı bunu. Sadece olduğundan emin olmam lazım. Nasıl? Onu tanıyan biri var mı? Biri var Nikolas. Biri var. Otağıma şeref verdiniz sultanım. Ebu Mansur'un yanına otur. Keşke böyle kederli bir günde karşına çıkmasaydım Ertuğrul Bey. Aliyar Bey'in ahvali nedir? Ahvali iyi değildir sultan. İnşallah saatine tekrar kavuşacaktır. İnşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Berihan'dan tek tesellimiz bir evladının olmasıdır. Bir oğlum daha oldu sultanım. Allah babası gibi yiğit bir alp olmasını nasip etsin. Amin. Ertuğrul Bey, o mağarada neler oldu? Bana her şeyi anlat.
Nikea'daki gözünüz ifşa olmuş sultanım. İmparatorun askerlerinden kaçardı. Size çok mühim bir haber getirmekteydi. Lakin Vasilius onu bizden önce bulup öldürdü. Getirdiği malumatın ne olduğunu öğrenebildin mi? Yoldaşı olan Yiğit'le bana bu mührü gönderdi. Ertuğrul Bey, sultanın sarayında devlet ricalinden bir hain vardır. Tez sultanımıza iletesin. Canımı kastetmeye yeltendiler. Sarayımda bir hain olduğundan şüphe ederdim. Artık şüphem kalmamıştır. Doğudan da, batıdan da devletimize tazyik ederler. İmdi bu yetmez gibi bir de hain peyda olmuştur. Ahval buysa burada olmanız sizin için tehdittir sultanım. Asıl tehdit düşmanlarım için benim varlığımdır Ertuğrul Bey. Sarayımdaki haini er ya da geç bulacağım. Lakin bugün için asıl meselemiz Karacahisar Kalesi'dir. Türk obalarının istikbali alacağınız karara bağlıdır sultanım. Emriniz üzere sur yolunda gittik. Lakin çok şehit verdik. Gayrı savaş kaçınılmazdır. Buraya Karacahisar meselesini yerinde görmek ve son kararımı vermek için geldim Ertuğrul Bey. 5 gündür nice ahaliyle tüccar Ebu Mansur olarak istişare etmekteyim. Ordum doğuya sefer hazırlığındadır. Sefere gitmeden evvel bu toprakların ahvalini en iyi bilen beyimle seninle istişare etmek isterim. Otağında misafir olun sultanım. Sırrım sır olarak kalmalıdır Ertuğrul Bey. Handa muhafızlarımla kalmak isterim. Lakin Aliyar Bey'in vaziyeti beni de endişelendirir. Bu gece obanda kalacağım. Lakin otağında değil. Misafir çadırında. Dikkat çekmek istemem. Gitti. Gitti. Avuçlarımızdan kaçıp gitti. Kardeşlerimizi de aldı bizden. Aliyar Bey'imizi de aldı. Aliyar Bey hala sağdır Bamsı. Allah'tan ümit kesilmez. Eğer Ebu Mansur yetişmeseydi çoktan ölmüştük. Bu tüccar kimdir, nedir? Sizin aklınızı kurcalamaz mı? He, he vallahi kardeş.
Ben hayatımda böyle pusat savuran tüccar görmedim. Kardeşler, bana sorarsanız o tüccar değildir. Aklı gibi bileği de kuvvetli çıktı. Dili tatlıdır. Aklı keskindir. Kilim anlaşması yapmadan evvel konuşmuştuk. Bilgisi de görgüsü de iyidir. Hey ya. Attıklarını da vurdular. Tek işleri tüccara hizmet etmek değildir belli ki. Hepsi yiğit birer savaşçıdır. Ertuğrul Bey'imiz Ebu Mansur'u görünce şaşkına döndü. Ona bu kadar hürmet etmesinin altında bir iş vardır. Hadi kardeşler. Şimdi yaralarınızı iyice sarın. Sonra da Aliyar Bey'e dua edin. Beyim. Yalvarırım abimin yaşayacağını söyleyin. Paramparça olan obamız. Ayakta tutan odur. Ona bir şey olursa. Bunca kan. Bunca gözyaşı helak olur gider. Ahvali iyi değildir Aslan Hatun. Her şeye hazır olasın. Lakin Allah'tan ümit kesilmez. Aliyar Bey cenkte benim için kendini siper etti. Her daim seni canından öte can bildi Ertuğrul Bey'im. Canı olsa hepsini vermekte tereddüt etmezdi. O da ben de. Aliyar Bey otağına dönene kadar obayı bir arada tutmak senin vazifendir Aslan Hatun. Aliyar Bey obanın vekaletini sana vermiştir. Dökülen kanların helak olmasına müsaade etmeyesin. Ağır darbeler aldınız. Badireler atlattınız. Obayı başsız, ahali umutsuz komayasın. Obana sahip çıkasın Aslan Hatun. Ona bir şey olursa... o vakit ne edeceğiz Ertuğrul Bey'im? Beylerimizin hepsi öldü. Alplerimiz ihanetten perişan oldu. Obamız kardeş kanıyla boyandı. Rabbime bu yiğit kardeşimi bizden almasın diye dua ederim. Lakin eğer öyle bir şey olursa... bilesin ki... Süleyman Şah oğlu Ertuğrul... her daim obasıyla birlikte senin yanındadır.
Alpler. Yetti gayrı. Nedir bu haliniz? Hadi toparlanın biraz. Yaralı elleri başındaki hatunlar, kınalı kuzuları yanındaki analar bile sizden daha dirayetlidir. Hadi kendinize gelin hele. Aliyar Bey'imizin vaziyeti ortada da Turgut Atbaş'ım. O mağarada Ertuğrul Bey'imizi bile koruyamaz hale düştük. Allah korusun. Ya beyimize bir şey olaydı? Düşündükçe alpliğimden utanırım. Kardeşlerim, hepimiz aslanlar gibi cenk ettik evelallah. Nicesinin de canını aldık. O Vasilusiti. Ardına bile bakmadan kaçmadı mı ha? He, kaçtı. Kaçıp gitti. Gitti uğursuz herif. Cehenneme gidesice. Kurt görmüş. Yaralı tavşan gibi seke seke kaçıp gitti. Hele bir hatırlayın bakalım. Hafsa Hatun'u Tekfur babasına götürürken ne olduydu? Ne olduydu? Vasilusiti bize tuzak kurduydu. Kim yetişip geldi? Hatun! Haydi! Sır gibin geldi, sır gibin hepimizi kurtardıydı. Sonra da sırra kadem bastıydı. He ya, Ural'ın ittiğini bilip tedbir almıştı. O kurban olduğumun canını bizim için tehlikeye atmıştı. Daha bilmem kaç kez başımız derde girdiğinde Ertuğrul Bey'imizin yamacında kim vardı ha? Yetiştiydi. He ya, yetişti kardeş. Yetişti evelallah. Zülfikarıyla Ertuğrul Bey'imizin yamacında Hazreti Ali'ye yaraşır bir yiğit gibi, aslanlar gibi cenk etmedi mi he? Etti, etti. Hem de öyle bir etti ki. Asıl Ebu Mansur olmayaydı, ahvalimiz perişandı. He ya kardeş, Ebu Mansur olmayaydı. İki obada beysiz kalır idi. Gayrı beyimize de aslan hatuna da ne derdik? Lakin kardeşler, vaktiyle Aliyar Bey nasıl yetiştiyse Ebu Mansur da Hızır gibin öyle yetişmiştir kardeşler. Ha şunu bileydin kardeşim. Allah'ın izniyle Ebu Mansur da öyle yetişti. Yüce Rabbim, Ertuğrul Bey'imizin menzilinde bizi gene yalnız komadı. Komadı kardeş. Dün Aliyar Bey, bugün Ebu Mansur. Ertuğrul Bey'imizin menziline bir adım daha yaklaştık kardeşler. Allah'ın izniyle
Alpliğimizden utanacak halimiz de yoktur çok şükür. Turgut kardeşim doğru der Alpler. Bundan gayrı gocunmak, yüksünmek yoktur bize. Bundan gayrı bize düşen intikam almaktır. Öyle bir intikam cengi olacak ki toprak bu soğusuzların kanını tükürecek yüzlerini. Kendilerine sığınacak mezar bulamayacaklar. Mezar! Gayrı ok yaydan çıkmıştır aferim. O Vasilius itini bulmadan Doğan kardeşimin, yitirdiğimiz nice yiğitlerin kanının hesabını sormadan bize durmak yoktur. Anlaşıldı mı? Durmak da, hesap sormadan nefes almak da bize haram olsun. Kardeşler, öyle bir cenk edeceği ki sağ tarafımızda Ertuğrul Bey'imiz, sol tarafta Aliyar Bey. Pusatlarımızdan çıkan ses arşa nam olacağı. Kardeşler, öyle bir cenk olacağı ki şehitlerimiz kıyama duracağı. Doğan kardeşimiz, Doğan kardeşimiz bizle birlikte bir cenk edeceği kardeşler. Hay maşallah aslanlarım benim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ekaterina benim. Seninle konuşacaklarım var. Gel Vasilius. Özüne döndükçe göz kamaştırıyoruz. Çabuk yaşlanıyoruz Vasilius. Vakit geçiyor ve elimiz hala boş. Elimiz boş falan değil. Ne oldu? Aliyar. Öldü mü yoksa? Ölmediyse bile aldığı darbelerle fazla yaşamaz. Ertuğrul'un kaderi de aynı olacaktı fakat biri çıktı ve onu ve alplerini elimden aldı. Kim o? Bunu bana sen söyleyeceksin. Ural. Bir ara birlikte Konya'ya gittiğinizi söylemişti. Gittiğinde Sultan Alaaddin'i gördün mü? Bunun Sultan Alaaddin'le ne ilgisi var? Gördün mü, görmedin mi? Bir vakitler Candar Bey ve Ural Bey'le Konya'ya gitmiştik, evet. Sultanoğlu İzzettin Kılıçarslan'ın sünnet merasimi vardı. Onu bir kez orada gördüm. Bu büyük işte, bu büyük davada ortağız değil mi Katerina? Senden yapman istediğim bir şey var. Hanlı Pazar'a gideceksin. Orada gizlenerek gelene geçene dikkat edeceksin. Ebu Mansur isminde birini bulacaksın. Bak bakalım Ebu Mansur, Sultan Alaaddin mi? O burada mı? Umarım buradadır Ekaterina. Böylece birkaç dertten tek seferde kurtulabiliriz. Bu işi senden başka yapabilecek kimse yok. Senin için de çok zor olacağını tahmin etmiyorum. Sen merak etme Vasilius. İntikam için her şeyi yaparım. Her şeyi. Ben de bundan korkuyorum Ekaterina. Benim gibi olma, öfkene biraz gem olur. Senin korkuların daha başlamadı Vasilius. Kabusların daha başlamadı.
Yandım. Yandım ben Hafsa Hatun. Yaran o kadar ağır değil Bamsı. Lakin bir Artuk Bey'e görün istersen. Yok yok. Öyle değil Hafsa Hatun. Benim canımı değme pusatlar oklar değil. Düşmanımın kalleşliği yaralar. Keşkem Vasulus'un mendebur pusatı Ali Yar Bey'imi değil de beni yaralayaydı. İnşallah Ali Yar Bey sağ salim obasına dönecek Bamsı. Yüce Allah Vasilius'un ettiklerini bu dünyada yanına koymayacak. Ertuğrul Bey'in yanında da hepimizin intikamını alacaksınız. İnşallah. İnşallah Hafsa Hatun. Bamsım, bu toprakların mazlumlarına umut oldunuz. Benim halkım da bizim yanımızda olacaktır Bamsım. Lakin evvela o soysuz deyusun kellesi de Ural'ınki gibin alınacağım. Yaptıklarının cezasını er geç göreceğim. Rabbim o günü göstermeden bana şehadetlik nasip etmesin. Hafsa Hatun. Amin Bamsım. Thank you.